saklandın? Şaka yapma Yusuf. Yusuf! Çok teşekkür ederim Yusuf. Ne güzel bir çiçek bu. Sen çiçeklerin en güzeline layıksın. Ahmet abi. Ahmet abim gördü bizi. Bizi gördü. Babama söyler artık. Keserler beni Yusuf. Yaşatmazlar bizi. Yaşatmazlar. Sakin ol Cemile. Cemile. Vay. Bizim askere bak sen. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ya abi hasretlik gerçekten zormuş. Bak yarın bitiyor iznim. Sen evde değilsin. Oğlum ben de sana yetişmek için neredeyse atı çatlatıyordum. Dünden beri at üstündeyim. Demek acemilik bitti. Bittiyse çıktı askerliğine. Evet. Yusuf'un da aynı yere çıkmış. Çıkarına bak sen. Allah büyük. Baba. Ailemizi hemen toplayabilir miyiz? Müsaade edersen bir şeyler konuşmak istiyorum. Yandım ben, yandım. Yine ortalık karışacak. Kaç senedir sessiz sedasız köy yerinde yaşayıp gidiyorduk. Şimdi yine Allah korusun. Ah oğlum, tamam. Cemile iyi kız, güzel kız da. Köyde başka kız mı yoktu? Durduk yere başımıza bela aldık şimdi. Bir şey olmaz ana, korkma. Kötü günler geride kaldı. Hem zaman değişti. Kan davası falan olmaz artık bu devirde. Öyle deme oğlum. Şeytan insanların damarlarında kanı gibi dolaşır durur. Hele eskiden neler oldu bir bilsen. Ne kanlar döküldü, ne insanlar öldü. Lanet olası kan davası yüzünden. Böyle konuşmazdın inan bana. Hatırlamak bile istemiyorum. Telaşlanma ana. Geç, otur şöyle. Bak oğlum, iznin de bitti. Hemen hazırlan. Yarın sabah doğru askere git. Buralarda durma. Osman. Osman da aynı böleğe düşmüştü değil mi oğul? Anacığım telaş etme. Allah'ın dediği olur. Allah'ım seni korusun. Allah'ım korusun. Abi, sana üzüm topladım bahçeden. Askerde böylesini yiyemezsin. Asker ocağında her şey var oğlum. Acemi birliğinde çok iyi baktılar bize. Bundan sonra da öyle bakarlar herhalde. Olmasa ne çıkar? Abin komando oğlum, komando. Zavallı Cemile. Şimdi onun canını çıkarıyorlardır. Süleyman kardeşim, Muharrem abi, yeğenlerim, Kadiroğulları. Oğlum Ahmet bir şey söylemek istiyor. Aile meselesiymiş, çok mühimmiş. Ben de merak ettim neler konuşacak diye. De bakalım oğlum, seni dinliyoruz. Kızım, ne oldu, niye titriyorsun? Ben öldüm anne, öldüm. Ne oldu ki kızım? Amcalarım, baba. Biliyorsunuz bir haftadır buralarda yoktum. Asker arkadaşım Hilmi beni köyüne çağırmıştı. Onun yanındaydım. İyi ki de gitmişim. Orada gördüklerim beni o kadar etkiledi ki. Çok duygulandım, çok etkilendim. Hilmi'nin ailesi köylerinden başka bir aileyle yıllardır kan davalıymış. Yakın zamanda da araya birileri girmişler. Barıştırmışlar onları. Ama bir soğukluk varmış yine de. Aynı bizim gibi. Biz de Lengeroğulları'yla kan davalıydık.
Barıştık ama görünürde barışız. Ne selam veriyoruz birbirimize, ne beraber oturup muhabbet ediyoruz. Patlamaya hazır bomba gibi yaşıyoruz burada. Öyle değil mi? Ne öyle? Hilmigil bunun formülünü bulmuşlar. 2 sene evvel başarmışlar bunu. Şimdi 2 aile arasında kız alıp vermeler bile var. Kardeş gibiler. Köy huzur içinde. Bunu nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Çok basit. 2 aile biri olmuşlar. Önce geçmişte kan davasından ölenler için mevlit okutmuşlar. Dua etmişler. Bütün köylüye ortak yemek, şölen vermişler. Sonra birbirleriyle kaynaşıp gitmişler. Baba, Süleyman amca, Muharrem amca. Gelin biz de aynısını yapalım. Söyleyelim lengerlilere, yemek verelim köylülere. Mevlüt okutalım, dua edelim. Ya olmadı aklı eren, sözü geçen büyükleri çağıralım. Nasihat ettirelim. Yani yüreklerimizin paslarını sildirelim. Sonra kaynaşalım, kız alıp kız verelim. Köyümüze barış gelecekse hakkıyla gelsin. Diken üstünde durur gibi yaşamak bitsin artık. Anne, Ahmet abim ne güzel şeyler söylüyor. Ya kızım, ne güzel şeyler söylüyor. Bize kızmamış, kızmamış. Ne? Hiç anne, hiç. Öylesine söyleyiverdim işte. Bir şey söylemediniz. Yeğen, olur mu öyle şey? Yeğen, insanın kanına dokunur be. Dedelerini öldüren sülalenin adamlarıyla aynı masada oturacaksın ha? Hadi bir defa diyelim hatır için oturduk, yemek yedik. Ama her zaman, her zaman. İşte yeğen, bu olmaz işte. Hele kız vermek mi? Asla yeğen. Yeğen, onlara kız vermektense kızımı keser atarım daha iyi. Sizce de öyle değil mi? Öyle, öyle. Abi, seni çok severim bilirsin. Öl de ölürüm senin için ama ben o lengerlere dönüp selam bile vermem. Yani sen demek istiyorsun ki Cemile'yi o sülaleye gelin vereceğiz, öyle mi? Niye olmasın Osman'ım? Sen de onlardan bir kız alırsın. Ah, 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 ah! Barış ancak o zaman sağlam olur. Benim bir tanecik abicim, bir tane. Ya onlardan kız almak... Kız sen neler diyorsun bugün? Ya? Aklından neler geçiriyorsun? Nasıl hayaller kuruyorsun? Hiç anne, hiç. Baban nereye çalışıyor senin böyle? İnanmazsın tabii, az yüreğim. Düşmek ya kardeş mi? Keser yine vermem ha. Bir de oturup onlara yemek yiyeceğim ha. Bir de oturup onlara yemek yiyeceğim. Bir de oturup yemek yesin. Ahmet oğlum doğru söylüyor. Ben Ahmet oğlumun bütün dediklerine katılıyorum. Barış olacaksa adam gibi olsun. Kız da verelim, kız da alalım. Aynı camide zaten namaz kılmıyor muyuz? Hep beraber bir kahvede de oturalım. Aferin oğlum. Ayrıca bu ailenin reisi de ben öldükten sonra Ahmet olacak. Ha? Çünkü o içimizde en akıllı. Nefsine, öfkesine en fazla hakim olanımız. Ve mektep yüzü görmüş. Bu işte de reisliği onun yapmasını uygun görüyorum. Ailenin selameti için. O ne derse yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim size? Tamam abi, tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun, tamam. Öyle olsun. Ama baba... Sen askere gidiyorsun. Önce askerliğini yap. Kendini ispatla. Ondan sonra sen de söz sahibi ol bu ailede. Bana hak vereceksin Osman. Peki abi. Dediğin olsun. Yusuf, akşam buluştuğumuz yere gel. Sana bir müjdem var. Tamam. Geliyorum. Ana, söylesem inanmazsın. Cemile ile evleneceğim ana. Düğünümüz olacak. Şenlik olacak. Barış olacak ana. Kan davası korkusu yok artık. Yok. Allah'ım, şükürler olsun sana. Şükürler olsun. Ben hemen hazırlanayım. Cemile ile buluşacağız. Ah ana, o kadar mutluyum ki. (Gülüyor)
Oğlum nereye? Akşam oldu. Yusuf'ların evine gideceğim baba. Bu iş sıcağı sıcağına olmalı. Zaman kaybetmeye gelmez. Hemen gidip Yusuf'la konuşacağım. Peki, git oğlum. Ne yaparsan yap, ben arkandayım. Ahmet gibi oğlum var diye Allah'ıma şükrediyorum. Bu ailenin geleceği olacak o, inanıyorum. Selamünaleyküm Sami abi. Nasılsın, iyi misin? Aleykümselam. İyiyim, iyi. Sen nasılsın? İyisin. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. İyi, iyi. Bana selam verdi. Amcaoğlu bana abi dedi. Yusuf! 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 Ahmet, hoş geldin evladım. Hoş bulduk Zehra teyze. Yusuf'la bir mesele konuşacaktım da. Yusuf evde yok. Az önce çıktı. İyi o zaman. Söyle ona ben kahvedeyim. Gelince bir uğrayıversin, tamam mı teyze? Tamam Ahmet oğlum. Aslan delikanlıymışsın. Aferin sana oğlum. Ana, ya işin içinde başka iş varsa? Ben bu Kadiroğullarına güvenmiyorum. Ağzını hayra aç Ali. Kalbini yarıp görmüş gibi konuşma evladım. Hadi geç içeri, geç. Şöleni ben de görmek isterdim. Mevlid'de ben de dua etmek isterdim. Ama yarından sonra askere gidiyorum. Hay Allah ya. Ben sana telefonda anlatırım. Barış olsun da. Seni bana versinler de. Gerisi önemli değil. Askerdeyken aman kendine dikkat et. Dikkat ederim. Sen de beni bekle, tamam mı? Askerliği bitirince seni ailenden istetirim. Yarın bölüme teslim olmadan evvel Ahmet abinle bir de ben konuşayım. Neyse, geç oldu biraz. Seni merak etmesinler. Yarın fırsat olursa vedalaşırız. Canlara haber ver. Çabuk. Ben öldürmedim. Tamam. Ben öldürmedim. Ahmet'i öldürdüler. Ahmet'i ben öldürmedim. Ahmet'i öldürmüşler. Yusuf Ahmet'i Ahmet. Öldürmüş. Ben öldürmedim. Sen katilsin lan. Biri bıçaklamış onu. Yusuf. Yusuf. Oğlum ne oldu burada? Ana ben öldürmedim. Ne olacak? Ne olacak? Ahmet'i öldürmüş işte. Nasıl öldürürüm Ahmet'i? Sen nasıl? Öldürmedin de kim öldürdü? Kim öldürdü? Katil. Katil burada işte. Öldürmedim. Ahmet'i ben öldürmedim. Ahmet. Abi sakin ol. Oğlum.
Biri bırakmış buraya. Ben öldürmedim. Yeminle söylüyorum, ben öldürmedim. Sen katilsin. Sen öldürdün lan. Katilsin sen. Katil. Amcaoğlu. Git lan hadi. Ben görmedim. Git. Hadi. Ben görmedim. Ulan sen katilsin lan. Katilsin sen. Katilsin sen. Ben öldürmedim. Abimi öldürdün sen. Katil. Katil. Osman. Yapmaz. Osman. Abimi öldürdün Osman sen. Osman bırak. Bırak. Osman. Oğlum yapma. Katil. 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 Bırak. Ana bıraksana beni. Ona nasıl çakar? Çekil sen karışma. Ben öldürdüm abimi. Bırak. Bırak. Bırak abimi. Abimi öldürdün. Olmaz. Ne olur. Oğlum. Abimi kimsen okunamaz. Ali. Ali git. Ali sen çekil. Ali. Ali dur. Ali geç şöyle. Abimi öldürdün. Çekil gel hemen. Ben Ahmet abiyi görmedim bile. Hem deli miyim? Öldürüp de buraya bırakır mıyım hiç? Ne istedin lan abimden? Ne olur bırak. Osman. Ne istedin abimden? Osman. Osman. Bırak abimini. Bırak. 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 Çekil Ali. Öldüreceğim lan seni. Osman bırak dedim sana. Ahmet abimi öldürdü baba. Hadi gel. Abinin ölüsünü kaldıralım. Yerde kalmasın böyle. Çabuk ol. Abi. 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 Osman, Cemal, Ahmet'i eve götürün. Kaldırın. Peki amca. Hadi, hadi. Hadi götür. Hadi götür. Hadi olsun. Hasbiyağım, yeminle söylüyorum. Ahmet'i oğlum Yusuf öldürmedi. Onun hiçbir suçu yok. Bir yanlışlık olmalı. Bu cesedi kim attıysa avlarsa bilmiyorum. Ama benim oğlum karıncayı bile öldüremez. Hem öldürse bile evimizin önüne niye atsın onu? Hasbiyağım. Oğlum katil değil. Değil Hasbiyağım. Galiba anan doğru söylüyor. Bir yanlışlık olmalı. Doğru ya. Öldürdüğün adamı evinin önünde niye tutasın? Belli ki bir kaza oldu. Abi. Abi sen ne diyorsun ya? Sen aklını mı kaçırdın? Sen nasıl inanırsın ona? O bir katil. Senin oğlunu öldürdü. Oğlunu öldürdü. Görünen köy kılavuz istemez Süleyman. Allah'ım şükürler olsun. Hasbiha gerçekten büyük adammış hanım. Peki o zaman Ahmet'i kim öldürdü ana? Niye öldürdü? Birileri geçmişteki kan davasını hortlatmak istiyor ama. Allah'a şükür Hasbiha oyuna gelmedi. Olan zavallı Ahmet oldu. Ah Ahmet abim ah. Seni vuran eller kırılsın. Ne yapıyor bu işlerde ya? Ya saatler oldu hala çıkmadı ya. Abi çık da bir şeyler söyle. Ya ne yapacaksın? Ya böyle oturacak mıyız abi? Canlar be ne diyeceksin? Abi. Hasbi abi. Oğlumun ölümüne kimse ağlamayacak. Süleyman,
Muharrem abi. Hemen köyden iki şahit bulun. Şahit mi? Evet. İki şahit. Ahmet'in normal bir şekilde öldüğüne dair imza atacaklar. Jandarmayı bu işe bulaştırmayın. Köylüye de söyleyin, cinayetten falan kimse laf etmesin. Laf eden olursa karşısında beni bulur. Anladınız mı? Ama abi! Anladım. Tamam. Merak etme Süleyman. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ölüm kağıdını hallettikten sonra cenazemizi hemen defnedelim. Abi! Yusuf ne olacak? Abi! Cevap vermedin! Muharrem abi, söyle mezar kasına. Tamam. Sen de git hocaya söyle Sela'yı versin. Tamam abi. Ulan çekil lan ayağımın altından. Ulan senin gibi oğlum olacağına kaç olsaydı daha iyiydi lan. Topal. Tamam. Yürü lan. Yürü. Yürü gözüm gelmesin seni. Yürü. Osman. İzin al. Cenazemiz vardı. Sen de askere iki gün geç git. Ama baba, abimi öldürdüler. Osman, sana dediğimi yap. Hı? Peki baba. Kimse yok değil mi Ali? Yok ana. Oğlum. Anacığım telaş etmeyin. Korkmayın bu kadar. Ayrıca Hasbi ağa benim öldürmediğimi anladı. Yoksa o an vururlardı beni. Korkma ana. Bak şikayet bile etmediler. Yoksa şimdi askere değil, iftiraya uğrar hapse giderdim. Bu işte bir bit yeniği var oğlum. Hasbi ağa çok sevdiği oğlunun öldürülmesini görmezlikten geldi. Cinayet olmadığına dair sahte ölüm kağıdı bile çıkarttı. Aman ana. Takma kafana. Bir şey olmaz ana. Hasbi anlayışlı adamdır. Köyde kan davası olmasın diye böyle yapmıştır belli ki. Öyle deme oğlum. Sen babanın nenenin yaşadıklarını bir görseydin. Yıllardır bir daha o acılı günleri yaşamayalım diye dua eder dururum. Ah, Ahmet çok iyi insandı. O kadar üzüldüm ki onun ölümüne. İki ailenin kaynaşması için şölen yapacakmış. Cemil anlatmıştı. Ayrıca ana... Ahmet'i benim öldürmediğimi Cemile biliyor. Bilsene yazar oğlum. Nasıl diyecek? Ben cinayet sırasında Yusuf'la konuşuyordum diye. Hele böyle bir zamanda. Onu kim öldürür? Niye öldürür? Ahmet'i barış olmasın diye öldürdüler oğlum. Öldüren de senin üstünü yıkarak kan davasını hortlatmak istiyor. Anlamıyor musun? Kendinize mukayyet olun ana. Ben askerdeyken Ali'ye dikkat et. Bir delilik yapmasın. Oğlum, çok korkuyorum. Anam sana emanet. Onun sözünü dinle, tamam mı? Tamam abi. Cemile ile de vedalaşsaydım. Sonra telefonla konuşursunuz. Yarın cenazeleri kalkacak. Bugün olmaz. Hadi oğlum. Hadi sen git teslim ol. Haklısın ana. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hasbi abi. Ahmet'imin kemikleri sızlayacak vallahi. Yapılması gerekeni yapalım abi. Abi. Biz Kadiroğullarıyız. Bizim bu civarda itibarımız, şerefimiz var abi. Öylece bırakamayız abi. Ahmet bizim sülalenin en delikanlı evladıydı. Biliyorsun o barış istedi. Sevgi elini uzattı ama onlar... O eli kestiler, canına kıydılar. Abi
Burada sessiz mi kalacağız ha? Ha söyle sessiz mi kalacağız? Hasbiha, oğlum öldü. Koç gibi Ahmet'im gitti. Ciğerim o kadar yanıyor ki. Ama ben yandım, başka analar yanmasın. Lanet olası kan davası gitsin. Eskilerde kalsın. Bir daha gelmesin. Sen de öyle düşündün. Şehit babanın kemiklerini sızlatmadın. En iyisini yaptın. Osman... Askerden kaç gün izin almıştın? 2 gün baba. Bugün de bitiyor. Yarın bölüme teslim olacağım. Yusuf da senin bölüğüne düşmüştü değil mi? Acemilikten sonra aynı yere çıktı sevkimiz. Yarın git askere teslim ol. Oralarda çatışma çok olur nasılsa. Bir bunluğunu bul, hemen ertesi günü de bana telefon et. Baba, Yusuf'u geberttim de. Baş üstüne baba. Ben barış istiyordum. Ama onlar benim evimin direğini, aslanımı, Ahmet'imi öldürdüler. Onlar benim ciğerimi dağladılar. Artık eski defterler açılacak. Eski hesaplar görülecek. Akan her damla kanın hesabı sorulacak. Kan davası olacak. Kan davası olacak. Baş üstüne baba. Hasbiha, ne yapıyorsun sen? Siz karışmayın. Karışmayın! Yusuf, seni bir kız aradı. Beni arasın dedi, çok acilmiş. Cemile. Cemile? Yusuf'um. Cemile söylesene ne oldu? Osman. Osman seni öldürecek. Ailemize emir verdi. Seni öldürecekler Yusuf. Bugün teslim olacak. Yanına geliyor. Kendine dikkat et Yusuf. Sol. 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 Sağ. Sol. Asker dur! Sırat et! Yeminle söylüyorum. Allah şahit ki abini ben öldürmedim. Hem niye öldüreyim ki? Deli miyim ben? Osman, Ahmet'i kim öldürdüyse kan davasını yeniden başlatmak istiyor. Bu oyuna gelmeyelim Osman. Kan davası size de bize de hiçbir şey kazandırmaz. Uyandırmayalım şu canavarı. O canavarı sen uyandırdın. Sen. Abimin kanının hesabını sana soracağım. İntikamını alacağım. Ötlek. Hep ensende olacağım. Seni hiç ummadığın anda öldüreceğim.
Kanımızı alacağım. Senin anan da ağlayacak. Ötlek. Osman'a emir vermiş ana. Osman Yusuf abimi öldürecekmiş. Geberteceğim o Asbiha'yı, geberteceğim. Sana olmaz dedim Ali. Ama ana, abim, abim. Merak etme Ali. Asker ocağında öyle kolay değil adam öldürmek. Bir şey yapamazlar. Hem Allah korur onu. Sen dua et abin için. Tamam mı? Dua et. Hasbiha aslında iyi adamdır. Sözden anlar. Gidip konuşacağım onunla. Sen yeter ki karışma bu işe. Abini kimse öldüremez. Onlar sahipsiz değil orada. Merak etme oğlum. Hayrola arkadaş? Beni mi öldüreceksin? Yok. Ben... Terörist mi belledin beni sen? Ha? Kardeş kardeşi vurur mu? Burası peygamber ocağı. Kardeş kanı bulaşır mı hiç? Aklını başına al. Öfkene hakim ol. Böyle boş şeyler yapmaya kalkma. Burada kardeş kanı döken... er geç belasını Mevlasından bulur ona göre. Hadi bakalım. Geç hadi. Getirin, getir. Ver. Baba. Ver, ver yenge. Baba, sana bir şey diyeceğim. Baba. Ahmet abimi Yusuf öldürmedi. Onun bir suçu yok. Abi, ne diyor bu kız ya? Amca. Öyle diyorlar da, Yusuf'u o gece başka yerde görmüşler. Ulan şu köyün dediğine bak ya. Bak abi ya, bak abi ya. Gördün mü ya? Senin kızının bile aklını çelmişler. Vallahi bu iş bir an önce bitsin. Yoksa... Yusuf seni neye ilgilendiriyor bu kadar? Ha? Yeğenim, bu Yusuf niye bu kadar ilgilendiriyor seni ha? O katil senin neyine ha? Öyle dediler de... hani masum falan... Kemine, sus! Peki baba. Hadi yeğenim hadi. Elin hamuruyla erkek içinde karışma hadi. Öyle değil mi abi? Yani... Hasbiha, dinleseydin kızcağızı. Belki bir bildiği vardır. Emine Hanım. Yenge Hanım. Dağ gibi Ahmet'imizi vurdular bizim. Bu evde adı bandır onun ya. Öyle değil mi abi? Cemile, kızım aç kapıyı. Zehra teyze. Cemile kızım,
Baban evde mi? Onunla konuşmak istiyorum. Buyur teyze. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasbiya, seninle konuşmaya geldim. Sen iyi adamsın Hasbiya. Kan davasından ne çektiğimizi sen de biliyorsun ben de. Senin babanın, benim kayınvalidemin yaşadıklarını da biliyorsun. O zamanlar söz verilmişti. Büyük zatlar araya girmişti. Yeminler edilmişti. Kan davasına son denilmişti. Hepsini biliyorsun. Yapma Hasbiya. Artık kan davasından çektiğimiz yeter. Çocuklarımıza miras olarak kan bırakmayalım. Hem dünyamızı hem de ukbağımızı karartmayalım. Yok yere şeytanı sevindirmeyelim. Benim oğlum Ahmet'i çok severdi. Ben de severdim. Onun ölümüne o kadar üzüldüm ki. Oğlum Ahmet'i öldürmedi. O gece oğlum Ahmet'i hiç görmedi. Ahmet bize geldiğinde evde değildi. Utanmaz, arlanmaz. Kadın başına gelmişsin, akıl veriyorsun amma. Bu eve hangi yüzle geldin sen? Katiller! Süleyman! Süleyman, lafına dikkat et! Abi, şuna bir şey söylemeyecek misin? Emine Hanım, yolcu et bu kadını. Etme Hasbiya, kan dökülmesin. Etme ne olur. Kan dökülürse bu işin sonu gelmez. Bu köyde yeniden bir felaket başlatma. Ne olur. Kanı oğlun döktü. Oğlun! Bunun da hesabını verecek. Yoksa Osman ona oğlunun haddini bildirecek. Şimdi çık git bu evden. Defol! Defol! Baba! Kes sesini. Zehra teyze! Zehra teyze! Zehra teyze! Zehra teyze! Cemile, amca kızı, Zehra teyze niçin gelmiş? Ahmet abimi Yusuf öldürmedi diyor. Ama babam dinlemiyor hiç. Zavallı Yusuf'u Osman'ı öldürtecekler. Biliyor musun? Ben Yusuf'un masum olduğuna inanıyorum. Sahi mi? Vallahi. Babana, babama bir şey diyemiyorum ama Yusuf adam öldürecek biri değil. Vallahi, samimiyim. Yusuf iyi biridir. Bizimkileri anlatıyorum ama dinlemiyorlar. Cemal, gerçekten o öldürmedi. Çünkü... Evet, çünkü... Cemile, biz kardeş gibi büyüdük. Çocukluğumuz beraber geçti. Güven bana. Ne söylesen aramızda kalacak. Cemal... Abim öldürüldüğü sırada Yusuf benimle beraberdi. Ne? Seninle mi beraberdi? Biz birbirimizi seviyoruz. Yakında babamdan isteyecekti beni. Ama bu olay oldu. Bizimkiler duysa çok kızar buna. Biliyorum. Ama sana yardımcı olacağım. Sevenleri kavuşturmak sevaptır. Ne olur Cemal. Bir şeyler yap. Babamı ikna et. En önemlisi Süleyman amcamı. Babanı ikna et. Hı-hı. Yeni bir cinayet çıkmasın. Önleyelim şu kan davasını. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Burada olmuyor baba. Hep bir aksilik çıkıyor. Ama yakında kırsala çıkarız. Yakında bizim timleri dağa çıkaracaklar. Merak etme. O zaman kim vurduya getirip işini bitiririm. Sağ ol baba. Süleyman amcama selam söyle. Baş üstüne oğlum. Abi. Ben de Osman'a bir şey sanırdım ha. Onca zaman geçti. Hala daha beceremedi. Adam öldürmek kolay mı Süleyman? Abi. Bak. Öldüreceği adam değil. Katil o. Katil! Senin oğlunu, benim yeğenimi öldüren katil abi. Ne yerli bir katil! Askerde bu işin olması hoşuma gitmiyor. Onca terörist varken birbirini öldürmek pek hoş gelmiyor abi, işte. Sana ne oluyor abi ya? Ya neredeyse affedeceksin o köpeği ya! Hayır hayır. Oğlumun intikamı alınacak. Alınacak! Tabii abi. Alınacak abi. Alınacak. Dikkat! Arkadaşlar, hemen hazırlanın, gidiyoruz. Teröristler giriş yaparken tespit edilmiş. Köyü basacaklar. Yetişmeliyiz. Hadi, çabuk arkadaşlar, çabuk. Hadi arkadaşlar, bir an önce hadi, çıkmalıyız. Hadi.
Arkadaşlar dikkatli olun. Pusu kurmuş olabilirler. Köye görüntü vermeden ikişer ikişer değişik kollardan gireceğiz. Siz ikiniz bu taraftan. İkiniz şu taraftan. İkiniz şu taraftan. Çabuk çabuk acele edin hadi. Osman! Sen ne yapıyorsun oğlum? Osman, Yusuf. İkiniz arkadan dolaşıp köye gireceksiniz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Yürü yürü yürü. Siz de benimle geliyorsunuz. Hemen buradan devam edin. Sağ çıkamayacaksın. Geberteceğim seni. Bu sefer işim bitti Yusuf. Yapma evladım. Asker askere silah çeker mi hiç? Gel oğlum, bir ayranımı iç. Gel, iç de kendine gel. Hadi oğlum. Bu çocuk. Bir ay oldu hala beceremedi. Bicene kıymak kolay mı hasbiha? Osman oğlum deli doludur ama vicdan vardır yüreğinde. O dedesinin yaptığını yapmayacak. Emine, öldürülen bir benim değil senin de oğlun. Benim Ahmet'im barış istedi. Kan davası uyansın istemedi. Oğlum bizden kan değil. Barış istedi hasbiha. Kardeşin Süleyman'ın aklına uyma ne olur. Söyle çocuğa vazgeçsin bu davadan. Senin ne kadar yufka yürekli olduğunu bilirim ben. Sen kan dökülmesini istemezsin. Ama o Süleyman, o senin aklını çeliyor. Bu sülalenin reisi ağası sensin. Süleyman değil. Kes Emine kes! Ana, baba, size bir şey söylemek istiyorum. Anacığım. Anacığım, ne olur Yusuf'u kurtaralım. O masum. Abimi o öldürmedi.
Çünkü o gece Yusuf benimle beraberdi. Evet anam. Korkumdan babama söyleyemedim ama... Kızım sen ne yaptın? İnsan böyle durumda söylemez mi? Gel babana anlat dosdoğru her şeyi. Ana inanmaz bana. Ayrıca çok kızar. Doğruluktan kimse zarar görmez. Korkma. Ne olacaksa olsun. Hadi gel söyle. Hadi gel. Hasbiha, bak kızım bir şey söyleyecek sana. Ama kızmadan dinle. Söyle kızım. Dışarıda konuşalım. Beni kandıramazsınız. Kandıramazsınız. Demek onunla beraberdin. Kan davalımızda. Utanmadan bunu bir de bana söylüyorsun ha? Abini öldüren adamı bana savunuyorsun ha? Amca, ne oluyor burada? Cemile! Dur dedim sana! Cemile! Cemal getir şunu bana. Beni delendirmesin. Getir şunu. Peki amca. Sen delirdin mi Cemile? Hiç babana söylenir mi böyle bir şey? Ben sana ne dedim? Yusuf'u öldürecekler. Boşu boşuna öldürecekler. Merak etme. Ben Osman'la da konuşurum. Yusuf ölmeyecek. Bak, ne zamandır öldürmediğine göre hiç korkma. Ben engelleyeceğim. Sahi mi? Cemal, sen de olmasan var ya. Sağ ol. Çok iyi birisin sen. Sen yeter ki gül. Merak etme. Babanla bir daha konuşacağım. Aslında o da istemiyor ama bir kere söz ağızdan çıktı. Sonra köy yerinde namı var. Aslan gibi oğlu öldürülmüş. Kolay değil tabii. Merak etme, ben konuşurum. Cemile! Buraya gel. Babanı dinle. Unutma ben senin yanındayım. Odana geç. Bundan sonra evden dışarı çıkmak yok sana. Çabuk! Hasbiha. Hanım, hiç konuşma. Abi. Ne oluyor abi? Gel Süleyman. Seninle konuşacaklarım var. Peki abi. Abi. Yoksa benim aklımdan geçeni mi düşünüyorsun abi? Hemen nişanlarını yapalım abi. Hemen yapalım. Sami abi. Ben görmedim. Görmedim ben. Sami abi dursana. Ben görmedim. Sami abi. Görmedim ben. Ayran da hazır. Al oğlum iç. Buyur. İçsene. Bakma öyle, içiver. Osman. Şimdi yandın işte. Oğlum da senin gibi asker. Ona Kıbrıslı derler. Sizin bölükte Kıbrıslı asker dersen gösterirler.
bunu onun için ördü. Osman. Adımı nereden biliyorsun? Benim oğlumun adı Osman evladım. Kıbrıslı Osman derler ona. Oğlumun hatırası. Ama ben onu affettim. Söyleyin ona üzülüp ağlamasın artık. Bu yara hiç acıtmadı beni. Ben onu affettim. Çünkü o büyük bir iş yaptı. Herkesi sevindirdi. Bu yüzden oğlum oldu. Nasıl? Allah seni şeytana uydurmasın evladım. Ben gideyim artık. Burada durmam doğru olmaz. Peki, git. Gerçek karşına çıkarsa sakın gözünü karartma oğlum. Gözünü karartan hakikati göremez. Nihayet. Nihayet karşıma çıktın. Ödlek. Abimin intikamını alacağım senden. Alacağım. Osman. Ben abini öldürmedim. Konuşma Ödlek. Korktun değil mi? Benim korkum ölümden değil. Benim korkum kan davasının yeniden başlaması. Yeniden sizden bizden birilerinin ölmesi. Durmadan ölmesi. Kan dökülmesi. Benim korkum bu. Tekrar söylüyorum. Ahmet'i ben öldürmedim. Barış isteyen birini niye öldüreyim ki? Bunu yapsa yapsa iki aile arasında kan dökülmesini isteyenler yapmıştır. Ayranı niye döktün yavrum? Kan değil ki o. İç hadi iç. Gerçek karşına çıkarsa sakın gözünü karartma oğlum. Gözünü karartan hakikati göremez. Ağlama artık, ağlama. Ana, ben Cemal'le evlenemem. Cemal'le beraber büyüdük. Ama dünyalarımız çok farklı. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Kızım, ne yapacağız? Aile büyükleri böyle karar vermiş. Niye böyle her şey tersine oluyor? Niye? Niye? Kapı açıkmış da. Cemile... Şey diyecektim ben. Ahmet abini ben öldürmedim Osman. Katili kimdir bilmiyorum ama her kimse o adam eminim şu an köydedir. Ne dolaplar çeviriyordur kim bilir. Böyle olmasını ben de istemiyorum Cemile. Ama babam da amcam da Nuh diyor, peygamber demiyor. O kadar söyledim. Cemile benim kardeşim dedim. Evlenmem olmaz dedim. Dinlemiyorlar beni. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Niye hep böyle oluyor? Niye? Artık başka çaremiz yok. İdare edeceğiz. Gönüllü gibi görünmek zorundayız. Ama sen yine benim kardeşimsin. İstemediğim bir şey olmaz. Merak etme. Yusuf varken ben hiç kimseyle evlenmem.
kimseyle. Ben babanla konuşurum. Alo, baba. Biliyorum baba. Tamam baba. Eğer bu işi yapamayacaksan söyle, başka bir yolunu bulalım. Nedir bu oğlum? Yoksa korkuyor musun? Tamam, acele et. Köy yerinde ailemizin bir itibarı, bir şerefi var. Abi ya. Abi, çok iyi dedin abi. Ağzına sağlık abi. Tabii ya, Kadıroğulları'nın bir şerefi var abi. Abi, kahvede dalga geçiyorlar bizimle. Şu Kadıroğulları'na bakın diyorlar. Şereflerini 5 paralık ettiler. Kanlarını yerde koydular diyorlar abi. Hasbihar! Oğlum... Yusuf abimi dur. Öldürtürsen... Dur oğlum! Ben sakin de seni öldürürüm. Ali bırak onu. Ali bırak. Hadi bırak. Yapma ya. Bırak beni ana, bırak. Bırak. Ali. Yeter artık. Yürü eve. Yürü. Çabuk. Hadi ulan. Hadi yürü eve. Allah'ım ya. Ona bakmayın Hasbiha. Çocuktur. Gelen tehlikeyi görmüyor musun Hasbiha? Görmüyor musun? Böyle çoluğun çocuğun maskarası da olduk ha. İşe bak ya. Evimizi bile basıyorlar artık ha. Tabii. Karın hesabı sorulmazsa böyle olur işte. İşe bak ya. Ya 5 paralık rengel çocuğu bile bize kafa tutuyor. Ah abi, şu düştüğümüz hallere bak bir ah. Bak abi, bu işin beklemesi falan kalmadı artık ha. Söyle Osman'a vuracaksa vursun. Yoksa vallahi Cemal'i yollarım ha. Süleyman, tamam. 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 Osman sözünü tutacaktır. Tamam. Kıbrıslı'yı arıyorum. İçeride. Kolay gelsin. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen... Yoksa yine bıçaklamaya mı geldin? Teslim. Sen... Kıbrıslı Osman mısın? Öyle diyorlar. Buyurun, ne istediniz? Annen gönderdi. Annem mi? Annem. Beni affetmiş mi? Evet. Affettim dedi. Allah'ım şükürler olsun. O benim oğlum oldu artık dedi. Bağrında bir yanık, delik gibi bir şey vardı. Onu gösterdi. Bu şeyden sonra affettim dedi. Ne demek istediğini anlamadım ama. Şükürler olsun Allah. Şükürler olsun. Anneniz sizi çok seviyor. O benim annem değil ki. Şehit olmak ne güzel. Osman, sana bir şey söylemek istiyorum. Yalnız bırak beni. Cemile ile ilgili. Galiba Cemal'le evlendiriyorlarmış, doğru mu? Sana ne be, sana ne? Hayatımı kurtarmış olabilirsin. Burası asker ocağı da olabilir. Ama hesabımız bitmedi. Bitmeyecek de. Köye sağa dönemeyeceksin. Yarın kendine dikkat et.
Teşekkür ederim Yusuf. Ne kadar güzel bir çiçek bu. Burada da çiçek açtın ha. Cemile'me git. Hadi çiçek. Madem öyle, madem inanmıyorsun bana, benim ölmemle mesele hallolacaksa, hadi vur, vur beni, beni öldür. Seni de bir başkası öldürsün, bir başkası da bir başkasını. Bu mu istedin ha, bu mu? Öldür o zaman, hadi vur, vur hadi. Şimdi gençlerimizin yüzüklerini takalım. Başka çaremiz yok. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlısı olsun. Bana. Hayırlı olsun. Hadi hayırlısı olsun. Allah tamamını erdirsin. Hayırlısı olsun. Çok iyi olmuş. İyi oldu. İyi oldu. Güzel oldu. Güzel. Cemile! Cemile, baban duyarsa çok kızar kızım. Cemile! Cemile, dur! Cemile!
Baba. Baba. Rahata erdin mi şimdi Hasbiha? Erdin mi? Görmedim. 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 Ben görmedim. Defol! Defol buradan! Oğlum dur! Defol git buradan! Defol! Senin yüzünden öldü abim. Senin yüzünden. Defol! Cemile. Kızım. Vay vay vay! Kimler gelmiş kimler? Ulan benim aslan yeğenim be. Ulan aferin ya. Helal olsun sana. Ulan sen var ya ailemizin şerefini kurtardın. Aferin lan aferin. Helal olsun sana. Ya abi ya. Bu senin oğlan çok uyanıkmış ha. Askeriye de Yusuf'u öldürdü ama kimse de çaktırmadı. Şehit diye getirdiler ha. Ne şehittir ne gazi. Pisi pisine gitti Niyazi. Ulan yeğenim. Anlatsana lan. Anlat. Nasıl bitirdin lan işini? Nasıl oldu? Anlat lan. Süleyman, varma üzerine. İnsan öldürmek kolay mı? Bu havayı değiştirmek lazım. Hazırlıkları yap da haftaya Cemile ile Cemal'in düğününü yapalım. Baş üstüne, baş üstüne. Cemile, ağlama. İnan başka çarem yoktu. Cemile, ağlama. Oğlum, Osman'ım. Hadi geç yerine. Hadi şahitler yerine. Muhtar hadi bakalım. Kıyalım şunu ki. Hadi geç. Geç otur. He. Yenge gel sen de böyle. Gel. Hadi bakalım alkış alkış. Nikah kıyılıyor burada hadi ya. Köy muhtarı olarak devletin bana verdiği yetkiyle sizlerin nikahını kıymak görevi bana düşüyor. Heh, hadi bakalım. Süleymanoğlu Cemal Kadiroğlu. Hasbi kızı Cemile Kadiroğlu'nu eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Helal, alkış alkış. Hasbi kızı Cemile Kadiroğlu. Süleymanoğlu Cemil Kadiroğlu'nu eşin olarak kabul ediyor musun? Kızım sana söylüyorum. Cemile. Osman. Ali. Gebereceksin. Dur Ali. Gebereceksin Osman. Dur yapma.
Ölecek şey. Ali. Ali yatağın yerde kalmayacak. Oğlum. Ali oğlum. Yapma oğlum. Yapma dur. Yapma. Ali yapma. Ali. İstersen vur beni Ali. Vur. Ama ben Yusuf'u öldürmedim. Artık yeter. Artık yeter! Biliyordum lan ya. Sen vuramazsın Osman. Çünkü benim öldürdüğüne inanmıyorsun. Biliyordum. Sen temiz vicdansın olmasın. Vuramazsın. Biliyordum. Biliyor musun Yusuf? Asıl ödülek benim. Sen değilsin, ben. O kadar öteyim ki, o kadar korkağım ki, ailemden, babamdan, el alem ne der diye korktum. Seni öldürmek istedim. Kalbim inanmasa da abimi öldürdüğüne, seni öldürmek istedim. Kendinden bile korkan, öteyim ben, öter. Sen yiğit. Sen öfkesizin, yenmesini bilen pehlivan gibisin. Seninki olsa olsa kahramanlık olur. Hakikati de öğreneceksin. Öldürmedim baba. Öldüremedim. Ne yaptımsa olmadı. Ne diyor bu ya? Yapamadım. Yusuf şehit oldu. Şehit. Yusuf. Ama. Ne oluyor? Oğlum. Ya. Abi. Ne oluyor? Ya ölmedin mi sen? Devamını da ben anlatayım mı Osman? Evet. Üzerime bomba düştü. Ama o anda biri beni kolumdan tuttu ve dereye doğru fırlattı. Gerçek ortaya çıkmadan ölmeyeceğim Osman. Nasıl ya? Abi, abi. Yusuf. Ah, oğlum. Abi. Abi, ya bunlar bizimle dalga mı geçiyor ya? Abimi Yusuf öldürmedi baba. Abi, ne diyor bu ya? Bu delirmiş ya. Vallahi aklını kaybetmiş bu ya. Yusuf abimi öldüremez baba. O bir karıncayı bile incitemez. O çok iyi biri. Saçma. Vallahi saçma. Köylüler bu çok saçma. Bu öldü. Öldü bu. Öldü. Ben gördüm. Gördüm. Ne gördün ben? Ben gördüm. Yusuf öldürmedi. O öldürdü. O. Yok. Kardeşim Cemal ya. Öldürdü. Ya vallahi delidir. Tamam söyledi. O öldürdü. Kendi oğlum bilmezsin ben. Delidir bu. Ya delidir bu. İnanma abi. Yalan. Delidir bu. Vallahi billahi yalan. O öldürdü o. Ben gördüm. Ulan ona mı inanıyorsunuz bana mı ulan? O delidir ya. Ben gördüm. Ahmet'i bıçaklayarak öldürdü. Babam söyledi. Sus. Babam söyledi o öldürdü. Sonra İnanmayın sonra buna. Sürüdü. Ya deli sürüdü bu. Diyerek deli götürdü. Ben gördüm. Yusuf'un evinin önüne bıraktı. Ben gördüm. Ulan yalan söylüyor. Gördüm. Yalan ulan. O öldürdü. Yalan söyler. O. Süleyman. Baba. Demedim mi ben sana? Öğrenirler dedim. Yapamam dedim. Cemile hiç seviyordum ama Ahmet abimi öldüremem dedim. Sen kardeşini öldürürsün. Sen öldürürsen sülalenin reisi olacaksın. Sus! Her şey bize kalacak dedim. Sen öyle dedin. Ne? Bütün miras bize kalacak dedin. Öyle demedin mi?
Öyle demedin mi? Baba, baba beni kurtar. Yeter ulan! Dağılın lan! Dağılın yeter! Dağılın! Dağılın lan! Süleyman yapma! Aptal, her şeyi vermat ettin salak! Ulan seni de geberteceğim lan deli! Süleyman indir onu! Süleyman! Sus abi! Yeter artık! Artık yeter! Bu ailenin reisi hep sen oldun ha! Senin sözün üstüne hiç söz söyletmedin! Kendinden sonra niye benim oğlumu aile reisi seçmedin? Yeter artık! Bu halde bundan sonra söz benim sözüm olacak! Senin emrinde yaşamaktan bıktım! Ulan! Bir adamı öldüremediniz beceriksizler! Adam ben! Osman! 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 Neredeyim ben? Al bakalım. Şimdi hak ettim bu kazayı. Aslan torunum. O beni affetti. Ben de seni affediyorum. Hadi çabuk kalk da Ahmet abinin vasiyetini yerine getireceğiz. Merak etme, doktor bir şey yok dedi. Kurşun sıyırıp geçmiş. Barış yemeği hazırlayacağız, mevlüt okutacağız. Hazır yemekler yapılmışken şölenimizde bir de düğün yapacağız. İşi sağlama bağlayacağız. Kadiroğulları, Lengeroğulları, bundan böyle bir arada kardeşçe yaşayacağız. Bundan sonra iki ailede de kan da dökülmeyecek, gözyaşı da. Bu iki gencin düğünü aynı zamanda iki sülalenin kalıcı kardeşlik düğünüdür. Hepimize hayırlı olsun. Bundan sonra ben öldür emri vermeme rağmen benim dilimdeki şeytanın sesini değil, kendi vicdanındaki hakikatin sesini dinleyen ve bizim bu günleri görmemize vesile olan oğlum Osman'ı da kendimden sonra sülalemin reisi ilan ediyorum. Rahmetli şehit babamdan kalan ve babalarımızın barışmasına vesile olan bu kıymetli emaneti oğlum Osman'a veriyorum. Bu kazak... Bu kazak... Bu kazak Yusuf'un babaannesinin kazağı. Ama benim babamın. Senin dedenin kazağı. Yıllar önceydi. Aramızda kan davası vardı. Birçok insan ölmüştü. En sonunda babamın kardeşini öldürmüşlerdi. Babam daha 15 yaşında bir çocukmuş o zamanlar. Dedem demiş ki ona, al bu silahı, kanımızı temizle. Lengerlerin çocuğunu öldür. Babam da gençlik heyecanıyla almış silahı, koşmuş varmış lengerlerin kapısına. Çocuğu vuracağına
Yanlışlıkla lengerlerin yaşlı nenesi Hafize Ana'yı vurmuş. Babam bu sebepten önce ıslahaneye, sonra hapishaneye girmiş. Ama çok pişman olmuş. Çok, çok ağlamış. Bir gün hapisten çıkmış. Kapıda onu Hafize Ana ve 15 yaşındaki oğlu karşılamış. Babam demiş ki, intikam almaya geldiler, öldürecekler beni. Ama Hafize Ana onu şaşırtmış, bir kazak uzatmış. Demiş ki, artık yeter. Bu kan davası bitsin. Bu kaza, kan davası bitsin diye sana ördüm. Hafize Ana kendisini vuran kan davalısına kazak örmüş. Tek bu kan davası bitsin diye. Bitmiş kan davası. O günden sonra barış oldu ailelerimiz arasında. Barışı da bu kazak sağladı. Hatıra olarak da hep sakladık. Size de söylemedik. Barışırken öyle anlaştık. Çocuklarımıza geçmişten hiç bahsetmeyecektik. Kan davalı olduğumuz yılları hiç bilmeyeceklerdi. Ne olur ne olmazdı. Belki bir delilik yaparlar dedik. Bunları söylemedik. Dedelerinizden, ninelerinizden hiç bahsetmedik size. Sonra babam evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. O sıralarda Kıbrıs Harbi çıktı. Gönüllü olarak yazıldı, harbe katıldı. Şehit düştü beş parmak dağlarında. Sizi bu manzarayı görse çok sevinirdi. Biliyor musun? Benim oğlum da senin gibi asker. Ona Kıbrıslı derler. Sizin bölükte. Kıbrıslı asker dersen gösterirler. Bunu onun için ördüm. Osman. Adımı nereden biliyorsun? Benim oğlumun adı Osman evladım. Kıbrıslı Osman derler ona. Oğlumun hatırası. Ama ben onu affettim. Söyleyin ona, üzülüp ağlamasın artık. Bu yara hiç acıtmadı beni. Ben onu affettim. Çünkü o büyük bir iş yaptı. Herkesi sevindirdi. Bu yüzden oğlum oldu. Kıbrıslı. Kıbrıslı. Oğlum! O zaman o... Senin şehit deden de Osman. Ninemle birlikte aramızdaki kan davasının yeniden başlamasını Allah'ın inayetiyle önlediler.